Hayırlı sabahlar sevgili izleyicilerimiz. Yeni günden hepinize merhaba, selamlar efendim. Yayınımıza hoş geldiniz, yeni güne merhabaya, Diyanet TV'ye hoş geldiniz ekranlarımıza. Bugün sizler için güzel iki konu başlığımız var yine. Öncelikli olarak efendim sürdürülebilir bir çalışma planı nasıl yapılmalı, nasıl olmalı? Çalışmayla öğrenme arasındaki ilişki nedir? Ne kadar çok çalışırsak o kadar çok mu öğreniyoruz gerçekten? Peki hepimiz hayatımızda belli amaçlarla belli çalışma rutinleri gerçekleştiriyoruz. Ama bu rutinlerde bildiğiniz üzere sürdürülebilirlik noktasında bazen sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Peki çözümü ne? Hepsini soracağız. Konuğumuz eğitimci Fatih Aytaç'a hepsini yönelteceğiz efendim. Ardından ise ikinci konumuz çocuklardaki merak duygusunu nasıl destekleyebileceğimiz olacak. Biliyorsunuz her çocuk içerisinde böyle bir merak ve öğrenme duygusuyla doğuyor. Bizler de yetişkinler olarak onların içlerindeki aslında bu motivasyonu engellemek yerine tam tersi desteklemek istiyoruz. Peki bu durumda yaptığımız hatalar ne? Aslında onlara nasıl davranışlar geliştirmeliyiz? Konuğumuz aile danışmanı Yeliz Aksu hanımefendi ile ele alacağız. İşte tüm bu güzel konu başlıklarını bugün sizlere yönelteceğiz ekranlarımızdan efendim. Şimdi ise yayınımızı her zaman olduğu gibi muhtelif işler köşemizle açıyoruz. Yeniden merhabalar efendim. Muhtelif İşler köşemizdeyiz. Muhterem Hanım bizimle. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim bin şükür. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Yeni hafta bir pazartesi sabahı. Evet. Sizde var mı böyle? Oluyor mu pazartesi sendromları? Aslında çok olmuyor. Çok olmuyor. Yok olmuyor. Ben de tam tersi bir hafta başını sanki hani o hafta sonundan topladığım enerjiyle daha iyi başladığımı düşünüyorum ben genelde. Ben de daha zinde olduğumu düşünüyorum. Bir de keyifli iş yapınca çok çalışıyormuş gibi olmuyor insan. Yaptığınız işi sevince iş gibi de gelmiyor aslında kesinlikle, değil mi? Kesinlikle. Çok haklısınız. Peki bugün neler yapacağız? Bugün şöyle genelde erkeklerin kullanabileceği dışı kartlık şeklinde içine nakit para koyabileceğimiz şöyle iki tane cebi olan yani şuraya nakit sıkıştırabileceğimiz. Tamam. Dış şöyle kısmına da kartlar mı? Dış kısmına da farklılık olsun. Hep içte yapıyoruz kartları. Bu sefer de dışta dursun. Ulaşımı daha kolay olsun diye. Böyle bir model yapıp güzel, çalışacağız. Güzel, şöyle. Derisi de böyle biraz kalın mı yoksa modelden kalın. Mi? Ha, kalın Crazy'nin daha kalın. Bu 1.6 milim. Bizim çalışacağımız, şu anda çalışacağımız 1.2 milimlik bir deri. O biraz daha kalın. Peki. Hani elimizde birazcık ne varsa onu kullanarak değerlendirme açısından biz tamam. Şöyle kızıl kahve dediğimiz son renk 1.2 kalınlığında 1.2, 1.4, 0.12 milim oynuyor kalınlıkları. Bunun şablonu var şöyle gördüğünüz gibi iç kısma şu şekilde şöyle bir dakika şu şekilde gelecek. Karşısına ters çevirip keseceğiz. Şu. Tamam. Burası önce büyük olan parça. Kart kısım, kartlar genelde 7-8, hepsi standart 7-8 santim arası. Mi? Evet. Onun için çok rahat. Banknot, en büyük banknotun ölçüsünden 1 santim geniş yapıyoruz. Bu da genelde 20 santim oluyor. Bu genişliği de 10 santim yaparsak çok rahat diktikten sonra kartları rahat takabileceğimiz şekilde geliyor. Küçük o küçük şekli şurası. Tamam. Bir üstüne. Sonra sonra üzerine şunu kapatıp dikeceğiz. Toplamda iç tarafı iki parçamız 3. 3 3 parça. Olacak, değil mi? Evet. Tamam. Şimdi 1 2 3. Evet, şu şekilde olacak. Yine şablondan faydalanıyoruz. Teknolojiden faydalanmak lazım. Kolay imkan çok, varsa. Evet. Şu şekilde her zaman olduğu gibi rahat çizmek için bizle çizmek istiyorum. Deriyi en güzel nasıl kullanacaksak o şekilde yerleştiriyoruz. Bizle içe doğru bir açı vererek tam ölçüsünü almak için şöyle içe doğru açıyı veriyorum. Ki farklı olmasın.
farklı olursa bu sefer şeyi yapamıyoruz. Kartlık birbirine oturmuyor parçalar. Şu şekilde çiziyorum bütün parçalarını. Sadece tek sağ ve sol iç nakit kısmındaki parçayı bir düz bir de ters karşılıklı gelsin diye. Tamam. Ve baş onun ve... tek şeyi var değil mi? Kalıbı var. Biz onun aynı tek kalıbı bir var. Düz şekilde şimdi, koyup bir ters koyup iki kere çizeceğiz. Tek kalıp bu olsaydı bunu da sağ ve sol şeklinde çevirmemiz gerekiyordu. Ama bakın bu hep aynı yönde olduğu tamam. için çevirdik. Aynı yine kesiyoruz. Aynı yönde olduğu için tek yöne kesiyoruz. Ama tamam. bunu karşılıklı kesmemiz gerekiyor. Bir sağa bir sola çevirip. Şöyle deleceğimiz kısımların da başlangıç ve son deliklerine işaret koymamız daha sağlıklı oluyor. Çünkü biz aynı deliği bazen tutturamayabiliriz. Bunlar lazerde delindiği için tabii ki çok düzgün. Onun için biz başlangıç ve sonunu eğer işaretlersek daha sağlıklı oluyor. Kendimize göre aynı çatalla hepsini deldiğimiz için bir problem çıkmıyor. Hemen bunu keseceğiz. Aşamalarımız yine aynı. Önce kesiyoruz. Sonra kenar. Kenar bakımı. Evet, çok sıralamayı gayet iyi öğrendiniz. Hemen kenar bakımını yapacağız. Sonra deleceğiz. Ve ondan sonra dikeceğiz. Bitecek. Bazen bıçaklarımız böyle köreliyor. Hemen küçük bir kenar bakımı yapmak istiyorum. Tamam. Yine her zaman olduğu gibi vaksımızdan faydalanıyoruz. Bakım vaksı olarak satılıyor. Bu yoksa bal mumunu biraz sürdükten sonra çakmakla ısıtabilirsiniz. O da aşağı yukarı bunlar çıkmadan önce onlardı zaten kullandığımız. Bal mumunu biraz ısıtınca parlıyor ve yumuşadıkça daha da bir parlaklık, perdahlandıkça daha bir parlaklık veriyor. Şimşirle hemen parlatıyoruz, yumuşatıyoruz. Evet, kenar bakımını yapıyoruz. Bütün parçaları bu şekilde yapıyoruz. Bir de diktikten sonra diktiğimiz şu kısımlarını tekrar bakımdan yapacağız ki bir bütünlük sağlasın burada. En sonunda yani. En sonunda tamam. yapacağız. Bu şekilde bakımını yaptıktan sonra çizeceğiz ve çizdikten sonra delme işlemine geçeceğiz. Şimdi başlangıç ve sonuna iz koymuştuk. Bakın şurada. Onları ben bizle çizmek istiyorum. Cetvel yardımıyla şu şekilde kenarları pergelle çizeceğiz. Ama burayı pergeli bu şekilde ayarını bozmaktansa böyle daha pratik. Zaten iz koyduğumuz yerde tık diye kalıyor evet, biz. Evet, değil mi? Çizerken. Kesinlikle. Bakın hemen artık aletler o kadar pratik ki çabucak şu şekilde çiziyoruz. Çizdikten sonra her zamanki gibi delme işlemimize ben kalan parçaları arada bitireceğim. Tamam. Çatallarımızı alıyoruz. Burada ikili çatala gerek yok çünkü döneceğimiz bir yer yok. Yok. O yüzden. Evet. O yüzden düz dörtlüyle yine daha aralığı 5 milim. Ben 5 milim kullanacağım ama bu işi biraz daha profesyonel yapmak isteyen cüzdanlar için genelde 4 milim, aralığı 4 milim olan, çapı da daha küçük olan, daha mesela bunda öyle bir çatal kullanıldı. Aynı daha değil minik. Mi? Daha mı yok, fark? Evet, daha aralığı minik, daha aralığı dar. Daha minik ve delikler de daha küçük. Her zaman olduğu gibi çizginin üzerine çatalı yerleştiriyorum. İlk deliğe. Evet, sonra son deliğe şu şekilde bütün delme işlemlerini yapıyoruz. Delme işlemini yaptıktan sonra şöyle delinen parçalarımızı, bütün parçalarımızı alalım. Daha sonra bunların şu içerideki çıçıtlarını takmamız gerekiyor. Çünkü diktikten sonra bunları takamıyoruz. Önce bunları takacağım, daha sonra dikmeye geçeceğim. Şu şekilde bakın burada izi var.
bu ters kalıbı, ters karşı tarafı, sağ taraf. Şöyle izini belirledim. İkisini karşılıklı şöyle koyup tek izle ikisini birlikte aynı şekilde delelim ki karşılıklı gelsin. Herhangi bir farklılık olmasın. Bakın bizle de çizsem çok minik ufak bir da olsa fark olur. Fark oluyor. Oluyor. Onun için şöyle ikisini birlikte delmek istiyorum ki çıtırdadığımız zaman cüzdanda bir denge bozukluğu olmasın. Tam o izi ortalıyorum. Şu şekilde. Karşılıklı. Şu şöyle olacak. Çıtçıtlarımızın deliği. Evet, çıtçıtlarımız. Tamam. Şöyle duracaklar. Şöyle. Şu şekilde. Şimdi onların çıtçıtlarını tamam takacağım. Çıtçıtları bir dahaki bölümde görelim muhterem. Tamam. Tamam. Dikişleri de benzeri de devam edelim tekrar geldiğimde. Tamam. Evet efendim, şimdi sohbet köşemize geçiyoruz. Fatih Aytaç hocamızla sürdürülebilir bir çalışma planı nasıl olmalı detaylıca konuşacağız. Çalışma planı yapmak, okul ve ders verimini artırma yolunda yapılacak en önemli adımlardan biridir. Peki, ders çalışma planı yaparken nelere dikkat edilmeli? Sınava girecek olan öğrenciler kalan süreyi nasıl değerlendirmeli? Konuyla ilgili merak edilenleri eğitimci Fatih Aytaç az sonra Yeni Güne Merhaba'da yanıtlıyor. Evet efendim, sohbet köşemizdeyiz. Sohbete hızlıca başlamaya bizler hazırız. Ama öncelikle tabii ki sizler için bugünkü hediye kitabımızı takdim etmemiz lazım. Bugün sizler için seçtiğimiz kitabımızın ismi Modern Çağın İnanç Sorunları efendim. Editörü Doçent Doktor Fatih Kurt. Kitabımızın çekilişine katılmak için Yeni Güne Merhaba TV Instagram hesabımızda paylaştığımız son gönderinin altına arkadaşlarınızı etiketlemenizi rica ediyoruz. Yayınımız sona erene kadar etiket gerçekleştirebilirsiniz, ancak yayınımız sona erdiğinde biz hızlıca sizleri hiç bekletmeden bir çekiliş gerçekleştirip kitaplarımızı size büyük bir memnuniyetle hediye edeceğiz efendim. Diyorum ve ben hiç sözü uzatmak istemiyorum. Fatih Hocam'a dönüyorum. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Siz nasılsınız? Çok sağ olun. Bizler de iyiyiz. Teşekkür ediyoruz. Bayağı oldu sizinle yayın yapalı. Evet. Üzerinden biraz vakit geçti. Bunun süre geçti, evet. Güzel bir yayındı. Öğretmenler Günü'ydü hocam. Evet, evet. Bugün de yine aslında bir manada o minvalde de aslında devam edeceğiz. Çünkü öğretmen ve öğrenme de aslında birbiriyle o kadar ilişkili ki. Aslında bugün belki biraz daha öğretmenden ziyade bizim kendi başımıza, hani o öğrenme sürecinde bir manada tırnak içinde kendimizi nasıl terbiye edeceğiz, nasıl kontrol edeceğiz, o sürdürülebilirlikte nasıl kendimizi sabit tutacağız, tüm bunları size soru olarak yönelteceğim. Ama öncelikli olarak öğrenme dediğimiz şeyin o çalışma disipliniyle, çalışma tarzıyla ilişkisi nedir hocam? Evet, şimdi öğrenme, şöyle kısa bir tanımlamaya kalkarsak, bilgiyi algılama, hafızaya kaydetme, diske kaydetme, gerektiği zaman da kullanmak üzere geri çağırma yöntemidir. Bu sürece öğrenme diyoruz biz. Öğrenmeye biz eğer iki duyu organımızla gerçekleştiriyorsak bu zihinsel öğrenmedir. Ama duyu organlarımız çok devreye girerse, bütün duyu organlarımızı öğrensek de bu da edinmedir ki en kalıcı olan budur. Şimdi tabii öğrenmeden anladığımız öğrenme her şeyi öğrenmedir. Örneğin daha somut olarak ben size bir şey söyleyeyim. Size mahallede en çok gittiğiniz bakkalınız veya simitçi veya kasap her neyse, size sorsam siz orayı öğrenmek için aslında orayı kafanızda edinmiyorsunuz. O gizli öğrenme. Hı. Yani tarif ederken ben kasabın yerini öğreniyorum diye değil de onu edinirsiniz. Çünkü alışveriş yaparsınız, gidersiniz, görürsünüz, kafanızda yer eder ve tarif ederken komşulara değişik yollardan oraya ulaşım yollarını anlatırsınız. Eğer iyi öğrenmişseniz doğru tarif edersiniz. Eğer öğrenememişseniz çok zor, anlaşılmayacak şekilde tarif edersiniz. İşte edinme ile öğrenme arasındaki fark budur. Yani biz daha çok öğrenmeyi, biliyorsunuz iki tür öğrenme vardır. Bir gizli öğrenme, bir açık öğrenme. Gizli öğrenme bu tür bir öğrenmedir. Yani biraz daha bilinçsizce mi bu Fatih Hocam? Hani öğreniyoruz ama aslında hani o akışta öğreniyoruz gibi mi? Tabii içinde iç motivasyonun da barındığı bir öğrenme. Onu biraz sonra gireceğim, o iç motivasyon, dış motivasyona. Mesela heves, istek, bunlar nedir, nasıl öğrenmeyi tetikler, bunları anlatırken. Ama esas öğrenme bizim bilişsel öğrenmedir. Yani bize bir yarayacak, bizim ileride işimize yarayacak, bize lazım olacak araç ve gereçleri nasıl kullanacağımızı gösteren öğrenme biçimidir esas öğrenme.
Şimdi biliyorsunuz öğrenme çeşitleri vardır. Kinestetik, görsel, işitsel diye. İşte kimi bakarak daha çok iyi bir şeyi öğrenir. Hatta dikkat edin konuşurken kafası hep yandır böyle, havaya bakar falan. O dinleyerek öğrenme yöntemlerini seçmiştir kendisine. Bazıları yerinde duramaz. Öğrencileri görürsünüz sırada gezer, elleri havaya kalkar falan. Biz sanırız ki çocuk hiperaktif değil aslında. Onun öğrenme stili öyledir. Bazılarında, hatta ben buna çok rastladım. Bir gün bir yerde bir öğretmenimin dersini izliyordum. En arkadaki çocuk kafasını masaya koymuş. Arkadaki dedi sen beni dinlemiyor musun dedi. Aslında o çocuk onu dinliyordu. O da o şekilde onu. O da öyle odaklanıp dinliyor. Tabii. Şimdi herkesi aynı kategoriye sokup da herkesten aynı öğrenme düzeyini, öğrenme biçimini beklerseniz hayal kırıklığı yaratırsın. Çünkü herkesin öğrenme stili farklı. Bu parmak izi gibi, kan grubu gibi farklıdır. İşte siz örneğin ben bilmiyordum mesela matematiği çok iyi bildiğiniz, hatta size sınav yapmıştım ya geçen şeyde. yaskınlığınızı o kadar bilmiyordum ama bazıları o size sorduğum soruyu 15 dakikada cevaplayabilirler. Bu onun matematiğinin kötü olması anlamında değil. Tabii. Öğrenme stilinin farklı olduğundan kaynaklanıyor. İşte siz atıyorum sosyal bilimlere daha yatkınsınızdır, fen bilimlerine daha yatkınsınızdır, işte sözlerle daha yatkınsınızdır. Bunu yatkınlığınız, öğrenme stilinizle eğer örtüşürse daha kolay öğrenmeye başlarsınız. Ama biz maalesef herkesten işte bir sınıfta bir öğretmen derse girer 30 tane öğrenciye, farklı 30 tane algılaması olan öğrenciye aynı şeyleri anlatarak aynı şekilde ödev verip aynı şekilde dönüt almak ister. Bu orası değil, mümkün değil bu. İşte bunları eğer biz kafamıza yerleştirip yani herkesin öğrenme stili farklı, biz yani çocuğumuzu kimseyle yarıştırmayıp, çocuğun işte o 5 dakikada öğrendi sen niye, bak abin 10 dakikada bunu biliyordu diye örneklersek çok ciddi zifiri karanlıklara doğru gideriz biz. Kimseyi kimseye kıyaslamadan çocuğumuzun bir daha söylüyorum yeteneklerini, yetilerini, algılama düzeyini, zeka seviyesini ve öğrenme biçimini eğer keşfedersek o çocukla hem iletişimimiz sağlam olur hem beklentimiz azalır. Bu daha çok sağlıklıdır diye düşünüyorum ben. Peki hocam tam bu noktadan gerek kendimize dair farkındalığımız gerekse çocuğumuzun öğrenme stilini, öğrenme tarzını biraz daha anlayabilmek adına bizlere düşen tam ne? Orada mesela bu farkındalığı nasıl sağlayacağız? Yani bu değişik testlerle gerçekleşen bir süreçtir. Çocukların öğrenme biçimini öğrenmeniz. Zaten öğrenme temelinde biliyorsunuz merakla başlar, hevesle. Sonra bunun sonunda da o hevesiniz eğer güvene dönüşürse, isteğe dönüşürse tam bir öğrenme gerçekleşir. Ama çocuk merak etmeli. Yani bizim dış motivasyonla öğrettiğimiz zorunlu öğrenme değil, iç motivasyonla. Yani rüşvet olmadan, çocuğa bir şey vaat etmeden. Şimdi örneğin belki biraz sonra sorunuz da vardır o da. Hocam işte çocuğa öğrenmek için motivasyon yaratalım mı yahut da ödül verelim mi? Evet. Şimdi çocuğa ödülü kendisi koyması gerekiyor ama o ödül şu değil. Ben sınıfın en yüksek notunu alacağım, almalısın, bu bir motivasyon değildir. Ben daha önceki notumdan daha yüksek not almaya odaklanırsam daha başarılı olursun. Yani rakibimiz bir manada hep yine kendimiz miyiz? Mutlaka. Biz el alemle bizim derdimiz yok. Biz yani o örgüt el alem denilen. Bunun genelde hep tam tersini yaparız ya Fatih Hocam. Yani bunu yaptığımız süre içerisinde çocuktan yani çocuk o öğrenme sürecinin dışında annenin babanın beklentisine cevap veremez de ben bunu öğrenemiyorum der. Bitirir olayı. Oysa bir önceki kendini geçerse, bir öndekini kendini geçme yöntemlerini öğrenmişse, o stili benimserse daha yavaş yavaş edinerek, sindire sindire daha sağlıklı olur. Ama sınıfın senden yüksek not alan var mı? Çocuk 98 almıştır, niye 100 almadın denilir. Ya da şu kadar not aldım, senden yüksek not alan var mı? İşte bu yaklaşımlar maalesef çocuklarımıza öğrenme yolunda çok büyük darbeler yaratmaktadır. Bir daha söylüyorum, merak olacak çocukta. Hevesle şekillenecek ve bunu iştahla yerine getirirse çocuk, yani bu öğrendiğim benim hayatta ne işime yarayacağı biz koyarsak çocuğa, çocuk bunu daha rahat öğrenmiş olur. Şimdi bakın size ben bir şey anlatayım. Bir zengin bir iş adamının bir bahçesine bir kuğu, hasta bir kuğu düşmüş. Bakışmışlar, hemen gitmişler. Çok yarada, zengin iş adamı demiş ki, ya demiş bunu demiş hemen çalışanlarına şey yapın. Yarası çok hafif olduğu için çok kısa sürede iyileşmiş ve yakınlık duymuş iş adamı buna. Kendi yediklerini,
o kendi sofrasında o yedikleri sülünleri, bilmem işte etleri, en güzel yemekler neyse onları vermeye başlamışlar. Ve tabii bunları yemediği için Kubel bir süre sonra ölmüş. Yani biz bize yarayan her şeyin sevdiğimize de yarayacağını düşünürsek hüsrana uğrarız. O çocuğun ihtiyacı olanla bizim ihtiyacımız olan çok farklıdır. Bizim öğrenme stilimiz onunki farklıdır. Başkalarına örnek vererek bu çocuğa yola çıkarsanız bu da farklıdır. O yüzden bencil olmayan sevgi, bencil olmayan öğrenme biçimi, bencil olmayan yaklaşım çocukla her zaman çocuğu bir adım daha öne götürür. Her şeyde bu yalnız. Sadece bu dediğim olayda öğrenme biçiminde değil. Yani şöyle çalış, şu sorulara kitabı alayım sana. Ya bırakın çocuk kendi karar versin ne noksanı varsa. Nasıl öğrenmeye yelteniyorsa elbette yöntem gösterin. Ama dayatmayın, böyle çalışırsan daha başarılı olursun diye. Bizim maalesef tırnak içerisindeki eğitim koçlarımız çok akıl veren, yani mısır patlatma bölümünden mezun olup da kendisi 3 matematik yapamamış insanların, şunları yaparsanız daha çok matematik yaparsın diyen şeylere pek rağbet etmemelerini öneriyorum. Siz çocuğunuzun ne olduğunu bilirseniz, çocuğunuzun konuşurken zaten çocuğunuzun algılamasını anlarsınız. Çocuğunuzla neyi sohbet ettiğiniz zaman çocuk neye daha çok hızlı yaklaşıyor bunu anlarsınız. Bu yoldan giderseniz ve onu kendi haline bırakıp kendi öğrenme stiliyle öğrenmeye teşvik ederseniz inanın çok başarılı bir çocuk elde edersiniz. Ama öğrenme şu demek değil de her şeyi öğrenme yok. Olmayabilir. O süreç, yani alınan notlarla çalışma süreci her zaman aynı değildir. Eşit doğru orantılı değildir. Çok çalışmak başarıya getirmeyebilir. Çok çalışmak illa yüksek not almaya getirebilir ama verimli çalışmak. Verimli çalışmak neyi? Neye, ne kadar, neye ihtiyacım var, nasıl çalışmalığımı yerine getirirseniz doğru çalışma budur. Yani siz bir hedef koydunuz kendinize. Örneğin senin bir programın var bugün. Ben bu programın akışında şunları 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 yapacağım. Kafanda bir süzgeçte oluşturdun. Ama ısrarla bana hocam menemen nasıl yapılır diye sorarsan, ben illa bunu da sormam gerekiyor, bunu da öğreneyim dersen benden yanıt alamazsın. Alamadığın zaman da ben yani kötü bir eğitimci olmam. Çünkü ben menemen biliyorumdur mutlaka ama yani bu başka bir olaydı. Uzmanı değilsiniz. Tabii uzmanı değilim. Şimdi böyle olunca beklentilerinizle sunduğunuz yöntem örtüştüğü zaman hem mutlu bir çocuk yetiştirmiş olursunuz hem siz mutlu olursunuz. Daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Peki Fatih Hocam, şimdi söylediklerinizden ben özellikle iki çekiyor oldum. Birazdan ikinci konumuz da bu arada sizin de değindiniz. Bizde çocuklarda merak duygusunun nasıl geliştirilebileceğini, desteklenebileceğini konuşacağız sizin ardınızdan. Siz de merakın altını çizdiniz ve bir şeye daha parmak bastınız ki o da hani keşfetmesine izin vermek çocuğun. O da merakla belki çok ilişkili ama biz burada keşfetmekten anladığımız şey sanki hep çocuk o öğrenme sürecinde bir şeyleri öğrenecek, şeyleri keşfedecek. Ama ben şöyle anlıyorum sizin cümlelerinizden. Biz bir manada çocuğun kendi kendini, kendinin nasıl bir öğrenme stili olduğunu da keşfetmesi noktasında ona biraz izin mi vermemiz gerekiyor? İhtiyacı olan neyse, bir de onu da ekleyelim. İhtiyacı olan şeye nasıl ulaşması gerektiğini öğrenmeye kalkarsa. Şimdi elbette şimdi çocuğa fırsat vermek şu. Şimdi bir de biliyorsunuz biz bazı şeyleri hep birbirine karıştırırız. Beyin çok önemli fonksiyon taşıyan bir organ bizim için. Beynin altında limbik sistemde amigdala denilen bir küçük beyin sapının ucunda iki loblu bir badem büyüklüğünde bir şekil vardır beynimizde. Bu bizim algılamamızı, bu bizim heyecanımızı, kaygımızı, kuşkumuzu tetikleyen yerdir. Esas öğrenmeyi orası belirler. Yani merak ettiğin şey daha önce yaşadığın bir takım deneyimlerin karşı karşıya kaldığında o limbik sistem sana heyecan yaratabilir. Aman bak bunu bir daha yapma, başarısı olabilirsin korkusu. Yani korku, kaygı hep bu amigdalanın serebral örtüsünden kaynaklanan bir sistemdir. Mantık merkezini eğer amigdala keşfederse öğrenme biçimimiz azalır. Korku, yani ben bunu yapamam. Ha, o zaman ne yapmak gerekiyor? Korkuyu yenmek gerekiyor. Peki korkuyu nasıl yenersiniz? Örneğin ben çok basit bir şeyim. Az önce hanımefendiyle konuşurken dediniz ki çalışmam benim iş gibi değil de zevk olarak. Şimdi bunu zevk olarak yapıyorsa, yani bu yaptıklarını zevk almak için öğrenmişse kalıcıdır, daha başarılı olacaktır. Çocuğa da o zaman sen bunu neden öğrenmek istiyorsun? Çocukta merak duygusu, ona hevese dönüştürmek. Bunu eğer yapabilirsek, bu duyguyu geliştirebilirsek çocuk mutlaka onun bir yolunu bulacaktır. Neyi, niçin, neden öğreniyorum? Ne işime yarayacak bu benim?
Şimdi çocuk sorar, matematikte logaritma benim ne işime yarayacak? Sorar tabii, doğaldır. Yani bunu anlatırsanız ya falan diye kestirip atmazsanız eğer çocuğa, gerçekten yaşamıyla bu öğrendiklerinin ileride karşısına nasıl bir dönütle karşısına çıkacağını öğretirseniz, çocuk bunları daha merakla, daha iştahla, daha hevesle yapmaya kalkacaktır. Bunlar hep iç içe şeylerdir. Yani bizim klasik ödevin yok mu, çalış, sabaha kadar işte bak komşunun oğlunun ışığı hala yanıyor, hala çalışıyor diyerek, örnekleyerek çocuğu böyle zorlayarak çalıştırma yöntemimiz, çocuk da her zaman hüsran olmuştur ve olacaktır ve devam edecektir. Yani bu öykü hep yıllardan beri geldi, yıllardan beri de gidecektir diye düşünüyorum. Ama burada bilinçli anne babalar bunu yaparken lütfen kendi öğrenme biçiminizle, kendi öğrenme sisteminizle, hele hele örnekleyerek kardeşiyle, amcasıyla, akrabasıyla, anasına çekmiş, kılıksız babasına çekmiş, bilmem yaftalamalarıyla değil de çocuğu kendi özel bir birey olarak görüp onun öğrenme stiliyle onu baş başa bırakırlarsa çocuk hem yük almamış olur, hem çocuğunuzu daha çok iyi bağrına basarsınız. Sizin yapacağınız tek şey onun gözlerinin içerisine bakıp seni seviyorum evladım deyip onu kendi haline bırakıp öğrenme sistemini, stilini desteklemenizdir. Lütfen bunu yapın. Peki. Hocam o kadar güzel söylüyorsunuz ki yani bütün aileler böyle olsa diye insanın içinden geçiyor. Ama eminim şimdi bizleri izleyen izleyicilerimizden şöyle diyenler de var. Ya şimdi bu çocuğun hani okulda belli sorumlulukları var. İşte hazırlandığı sınavları var. Ben de istiyorum hani rahat bırakayım ama belli bir ders düzeninde, belli bir ders çalışma düzeninde de olması gerekiyor. O yüzden de hani sürekli takip etme ihtiyacı hissediyor gibiyim. Hani burada ne kadar müdahil olmalıyım ve bizim doğru ders çalışmadan anladığımız şey her gün belli bir düzende, belli bir ritimde devam eden çalışma mıdır? Bu noktada yaptığımız hatalar ne? Şimdi çocuğa daha küçükken susayınca suyu getirip çocuğa vermekten daha ziyade çocuğa musluktan ya da içtiğiniz su aleti neyse oradan kendi suyunu alıp içten sonra o bardağa geri tezgaha koyma alışkanlığı yaratırsanız çocuk çalışma alışkanlığını da öğrenmiş olur, sorumluluk vererek. Senin, ben anneyim, benim görevim evde budur, babanın görevi budur, biz bir bireyiz, senin görevin şudur. Bu süreç içerisinde, bu dönem içerisinde sen şunları yapmakla yükümlüsün. Çünkü bunları yaparsan şöyle şunları edineceksin. Çocuk bunu içselleştirirse eğer, yani alacağı notla anneyi babayı mutlu etmek için değil de kendine nasıl bir yarar sağlayacağını eğer içselleştirirse, o zaman çocuk neye, ne kadar, nasıl çalışacağını bilebilir. Amaç yüksek not almak mıdır? Yüz almak mıdır yoksa öğrenmek midir? Buna karar verecekler. Amaç üniversiteyi kazanmak mıdır? Yoksa bir toplantıda ve bizim oğlan şundan 100 aldı demek midir? Amaç bir misafire hoş geldin diyememek, diyemeyip İngilizceyi çatır çatır konuşmak mıdır? Birine başsağlığı dilemeyi bilmeyip matematikten 100 almak mıdır? Çocuğa vereceğiniz özellikler bunlarla beraber süslenirse bir kere etik değerler eğitimini mutlaka vermeniz gerekiyor. Zaten etik değerleri almış bir çocuk sorumluluğu da üstlenmiş olur kendiliğinden. Çünkü çocuğa dersiniz ki yani çocuğun bir takım değer yargıları vardır. Değer yargılarını geliştirirseniz korku bu çok tehlikeli bir unsurdur. Ama itikat çok önemlidir. Bunu birbirinden ayırt etmek lazım. Korkutarak bak Allah seni taş eder den ziyade. Onu başka bir süreçte anlatmaya kalkarsanız çocuğun dünyasında daha başka şeyler yaratmaya kalkarsınız. Şimdi çocuğa bir gelecek nasıl kurulur, bu süreç nasıl işler, bunu daha çocuk küçükken hiç yılmadan anlatırsanız, çocuk neye, ne kadar, kaç saat çalışacağını bilir. Ödevin yok muya gerek yok. Çocuk geldiği zaman sen televizyonun karşısında ödevini yap dersen, bu iyi bir model örnek değil. Yani sen de o çocuk bir şey yaparken ona örnek vermen olman gerekmektedir. Çocuk ders çalışırken sen de ev işini yapman gerekir. Hatta onu olaya katman gerekir. Hatta çocuğun hiç değilse işte atıyorum fasulyeyi yaparken erkek kız fark etmez bu. O fasulyenin kırılmasında çocuğa görev verirseniz, beraber iş yaparsanız çocuk bir şeyi yerine getirmenin mutluluğuyla derslerine de aynı şekilde yanaşacaktır. Bu çok ince bir ayrıntıdır, bıçak sırtıdır yalnız. Dilinizle konuşmanız arasındaki iletişim ya da nüans çok farklı olmalı diye düşünüyorum. Eğer uyumlu olursa çok keyifli bir çocuk görürsünüz. Çocuk daha eve geldiğinde ellerini yıkayıp derslerine oturup çalışma ortamının
Şimdi dediğinize cevap vereyim. Elbette anne baba çocuğa iyi bir çalışma ortamı sağlamak zorundadır. Elbette kontrol etmektir ama daha gergemez kaç aldın değil de günün nasıl geçti sorusuyla çocuğun kendisini ifade etmesini sağlarsa, çocuk bunun içerisinde benim anne yarın da şu ödevlerim var diyorsa, zaten çocuk o sorumluluğu üstlenmiştir. Ödevin yok mu diye başlayıp sonra günü sorarsanız, çocuk ödevden de bıkar, kendine de bıkar. Bırakın çocuk anlatsın gününü. O günün ertesi gün neler yapıyor, hangi ödevleri var, bu ödevleri yerine getirmek için ısrar etmeyin, mahcup olacaksa kendisi olsun, onun bedelini kendisi ödesin. Değil mi? Tabii, ceza vermeyin. Tabii, aynen. Yani o bedelle karşılaşmayı tabii, yani, bilmeli. Hele hele, ya oğlum aman üzülme, yarın şey derse hastaydım dersin, ödevimi yapmadım dersin, yaklaşma hele hele. Bunları çok duyuyoruz. Yani bir de çocuğu koruyorlar, aman kıyamam ben sana, öğretmeni bir şey demesin diye bırakın. Eğer onun yapacağı, yapması gereken şey varsa elbette hastayken de o düzene girecektir. Hı hı. Sorumluluğu olan öğrencileri görürsünüz daha geldiğinde. Benim şu ödevlerimi bitireyim anne. Akşam yemeğimiz kaçta yapılıyor? Zaten o aile masasına beraber oturulduğu zaman çocuk ondan önce veya sonra mutlaka bunu yapacaktır. Hı hı. Ama siz çocuğa yatmadan önce bir okuma alışkanlığı vermeye, yemeğe oturmadan önce bir el yıkama alışkanlığı vermeye de kalkarsanız burada denetleme çok önemlidir. Elbette sizin de göreviniz budur. Hı. Ya kendi haline bırakmak. Şunu yanlış anlaşılıyor herhalde. Çocuğu rahat bırakalım. O rahat bırakma göreceli bir kavram. Rahattan ne anlamıyorum. Çocuk ayaklarını havaya kaldırıp televizyon izlesin. Bu değil bizim dediğimiz yalnız. Hı. Rahat bırakmak bu değil. Böyle bir, asla böyle bir şey olamaz. Hı. Çocuk geldiği zaman hiçbir şey yapmasın. Asla böyle bir şey olamaz. Çocuk neyse, neyi yapıyorsa onun sorumluluğunu alıp onu yerine getirecek bir donanıma sahip olmak için anne baba görevlerini. Ama fazlasını istemek, fazlasını beklemek çocuktan, fazla yük yüklemek elbette çocuğu sıkboğaz etmek ya da iyi bir şey olmayacağını düşünüyorum ben. Evet, Fatih Hocam söylediklerinizi o kadar iyi anlıyorum ki kendi hayatımdan bana annem ya da babam hani bir kez dahi dediğiniz gibi hani İlknur ödevini yap, ödevin var mı öde, hiç hatırlamam. Annem kendisi de söyler hani ben bir kez bile hani seni takip ettiğimi hatırlamam diye ama şu takiplerini hatırlarım. İşte su içse bak bardağını burada bırakma. Hani o senin bardağın, senin onu götürmen senin gerekiyor. Şey, kardeşlerimizle oynarken mesela biri hani adaletsizce bir davranış geliştirirse bak bu yaptığınız doğru değil. İşte sen böyle davrandığın için şu an böyle olacak gibi. Hani orada bir davranış geliştirdiğinizde bedeli alma. Sanıyorum ki bunlar çok daha küçükten mi başlıyor hocam? Yani zaten biz okula gidene kadar belki de eğitim sürecine, okuldaki en azından belli sorumlulukları da öğrenmiş oluyor muyuz? Tabii şimdi aile içerisinde bakın çok mükemmel bir yaklaşım bu. Yani çok... Annenin babanın emeklerine sağlık senin gibi kız yetiştirdikleri için. Şimdi bu arada şöyle çocuk yetiştirme sanatı diye benim bir kitabım var. Bu kitapçılarda bu bir yıl önce yazılan bir kitap. Burada tüm aranan her şeyi yani ben daha ne yapayım diyen anneler babalar için, çaresiz kalan anneler babalar için yazılmış bir kitap. El bu konu başlıklarının hepsini. Lütfen hepsi burada yazılı zaten. Yani isteyen hatta ben gönderebilirim de alamayıp da şey yapanlara bana sosyal medyadan ulaşırlarsa göndermeye çalışırım kendilerine. Şimdi olay şu, biz anne baba olarak iyi bir anne baba olmak sadece kendine değil. Şimdi çocuk yapıyorsak o çocuğun sorumlu olmak zorundayız. Yapıp ortaya bırakmak değil. O çocuğun tüm yaşamıyla ilgili, geleceğiyle ilgili, oturmasıyla, kalkmasıyla, edebiyle, mesleğiyle, her şeyle ilgili. Ama iyi bir yere getirmek demek onu sıkboğaz etmek değil. Donanımı kadar... Neyse, herkes doktor, mühendis, avukat olmak zorunda değil. Ara meslekler, meslek okullarına bazen teşvik etmek gerekebilir. Yani çocuğu fazla sıkmadan, bazen böyle o andaki toplumun etkisinde kalmadan, o sosyal statüyü belirlerken, hani o günümüz şeylerinde benim de çocuğum şu, ben hiç unutmam. Klasiktir biliyorsunuz. Bir şey olamıyorsun bari bir öğretmen ol lafı. Hep benim şimdi ukdedir. Ben iyi bir öğretmen olduğumu düşünüyorum ama ben çok iyi şey olduğumu düşünüyorum. Çünkü o kaymakamları, valileri, başbakanları ben yetiştiriyorum çünkü yani. Kesinlikle öyle hocam. Yani ben bundan dolayı yaptığım işte. Ama yaparken işinizin en iyi olmasını istiyorsanız okuyun. Anne olacaksanız okuyun. Baba olacaksanız okuyun. Büyüklerinizden elbette her duyduğunuz doğru olmayabilir. Doğru olan bir takım değerler vardır, süre gelen değerler işte, bir takım etik değerler. Bunları siz belki
kitaptan falan okuyarak anlayamayabilirsiniz ama işte annenin anlattığı gibi bunu şundan yaptığından dolayı şu şöyle alır diye cevabını verirseniz çocuk kafasında oluşturursa ben neyi yaparsam nasıl bir karşılık bekliyor. İlla ödülle cezayla değil. Bunun duygusal anlamda da anne baba ilişkisinde de karşılığın ne olacağını, o sevgiye nasıl yansıyacağını bilirse çok mutlu bir birey olacaktır. Peki inşallah hocam. Peki Fatih hocam şimdi sistemimizde, eğitim sistemimizde bir düzenimiz daha var ki aslında hepimizi içerisinde yer aldığımızda zorlayan ama hani kaçınılmaz da olan tüm öğrenciler için de o süreçlerden geçen sınavlar hocam. Birkaç saatlik sınavlara giriyoruz ve hani orada gerçekten geleceğimizin, kaderimizin şekillendiğini düşünüyoruz. Tüm öğrenciler için de böyle, veliler için de. Her biri üzerinde o kadar stres yükleniyor ki bu konuyla ilgili. Bunlara daha ziyade gerek öğrenciler gerek veliler nasıl yaklaşmalı? Evet, maalesef bu bizim iç yaramız. Yani dediğiniz gibi 8 yılın sonunda bir çocuk sınava giriyor, üniversiteyi kazanıyor. Ya da 11 yıllık bir şeyin sınavı üniversiteye kazanıyor. 8 yıllık sonunda gideceği liseyi belirliyor. Bunlar hep sınavlarla oluyor. Sınav maalesef toplumda yani çok büyük bir yara bizim için. Şimdi bu sınavları bu sistemle nasıl örtüştürebiliriz? Sanırım uzmanlar bunun yıllardan beri çalışmasını yapıyor. Gittikçe işte değişerek, kontrol ederek, uygulayarak her sene biliyorsunuz değişiyor sistemimiz. Şimdi değişmesin mi? Elbette değişsin. Değişmesi de gerekir diye düşünüyorum. Deneyerek zaten buna karar vereceksiniz. Biz başka toplumları örnek alıp ya işte bilmem ne sisteminde yok Lüksemburg'da şöyle böyle deyip de bizim toplumumuzun yapısıyla oranın dokusunun aynı olmadığını bilmeyip bunları konuşmak bunlar hep boş şeylerdir. Evet. Ama biz toplumumuzun ihtiyacımızın yani ülkemizin ne ihtiyacı var şu anda? 10 sene sonrasının meslekleri nelerdir? Ne olursak bize uygun olur. Ne olursak biz işe zevkle koşarak gideriz. Ne yaparsam benim için iyi olur. Ben açık havada mı çalışmalıyım, kapalı havada mı çalışmalıyım? Nasıl bir iş yaparsam çocuklarıma, aileme mutluluk getirebilirim? Evi işe taşımalı mı, taşımamalı mı? Yani yapacağınız her işte bunları daha baştan ölçüp, çocuğumuzun karakterini ve mizacını öğrenip, bunları verirsek çok daha sağlıklı olur ama bir sınav gerçeği var, haklısınız. Şimdi örneğin Haziran ayına şurada çok az bir süre kaldı. Evet. Çocukların şu anda 12. sınıfa giden çocukların ailelerinde çok büyük kaygı var. Ne olacak acaba, nereyi kazanacak? İki aşamalı bir sınava girecekler. AYT ve TYT adı verilen bir sınava girecekler. Onlara da kısa bir mesaj verelim isterseniz şu anda. Şu anda artık yapılan yapılmıştır. Öğrenilen öğrenmiştir. Yapılan şu andaki deneme sınavlarının sonuçlarını dikkate almayın. Altını çizerek söylüyorum. Dikkate almayın derken şu kadar net yaptım değil amaç. Yapamadıkların nelerdir? Neden yapamıyorsun? O yapamadıkların acaba bilgi noksanlığı mı? Konu noksanlığı mı? Yoksa soru tipi noksanlığı mı? Bunları öğrenip bunları gidermeye kalkarsanız. Yani her deneme sınavının sonunda o süper yaptım. Ya da hiç yapamıyorum. Çünkü yapılan deneme sınavların üniversite sınavdaki sorularla belki hiç alakası da olmayabilir. Biz onu bilemiyoruz. Evet. Her yer kendine göre deneme sınavı hazırlıyor. Herkes kendisinin çok iyi olduğunu iddia ediyor. Biz o deneme sınavlarını şöyle okumamız gerekiyor. O deneme sınavlarından bakıp son 10 yılın, bilhassa 4 yılın sorularıyla örtüştürüp böyle soru tipler var mı yok mu? Olmayan bir soru tipiyle uğraşmanın, olmayan bir soru tipine emek verip de kendini yıpratmanın, hedeften uzaklaştıracağını söylüyorum. Ama yine deneme sınavlarında noksanlıklarını görüp o tip soruları veya konuları gidermek için gerek etüt olarak gerek arkadaşlarından bunları giderip en az 10 tane değişik soru çözerlerse bir sonraki sınavda daha başarılı olacaklarını düşünüyorum. Burada sorun biliyorsunuz kaygı, sınav kaygısı. Bunda zaten ayrı bir programdır zaten. Onu siz yapıyorsunuzdur mutlaka. Yani bunu da çocuk üzerinden attığı zaman kaygı bulaşıcı bir duygudur. Aileden kaynaklanır daha çok. Hafif kaygı olması kulak memesi kıvamında iyidir. İyidir. Çok iyidir. Yani diri biraz tutar. Tabii evet. Sürekli kendini zinde tutar ama bu kaygı, strese, heyecana o da paniğe dönüşürse Allah yardımcısı olsun. Evet. O kontrol eğer çıkıyorsa elden. Evet.
o noktadan sonrası çok sıkıntılı zannediyorum, kaygı ve stresin. Evet. Peki Fatih Hocam, çok teşekkür ediyorum. Dediğiniz gibi sınavlar yakındı. Aslında bunu sadece öğrenciler üzerinden değil, ben tüm anlattıklarınızı kendim için de dinledim. Çünkü aslında hayatımızın sonuna kadar bizim o öğrenme sürecimiz devam ediyor. Ve sürekli bir şeyler öğrenmek, yeni bir şeyler katmak istiyoruz. Tüm bunlarda da aslında bu sürdürülebilir olması, o devamlılık olması ve zevkle, isteyerek yapmak, yönelmek çok ama çok kıymetli. O yüzden çok teşekkür ediyorum katılımınız için, bugün bizimle birlikte olduğunuz için. Son cümlelerinizi rica edeyim. Estağfurullah. Ben teşekkür ediyorum. Bu arada hemen tabii herkesin ama daha çok sınava girecek anne babalara ve çocuklarımızın hepsinin ayaklarına taş, gözlerine yaş, seherlerine yer değmesin. Onları en emin olana Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet efendim, şimdi artık muhtelif işler köşemize geçelim. Evet Muhterem Hanım, biz sohbetimizi tamamladık. Siz neler yaptınız? Ben de sizi bekledim çıt, sadece. Çıt aşamasında evet. Kalmıştık. Evet. Şimdi her zaman olduğu gibi şöyle çıt çıtımız dört parçadan oluşuyor. Hı-hı. Hepsini şuradan. Şöyle şu alt kısmı iki parça, üst kısmı iki parça evet. Şeklinde. Bu iki parçanın da yine aynı kalıpları var kullandığımız. Bu üst parçanın kalıpları. Bu da kullandığımız şu an alt parçanın kalıpları. Herhangi bir yere mesela buna altı yapalım. Şöyle tabanı yerleştiriyoruz. Koyuyoruz. Üzerine üstünü koyuyoruz. Bakın şekil aynıdır. Üst kalıbın, alt kalıbın şekilleri aynıdır. Yaptığı işlem sadece birbirine sıkıştırmak. Şöyle hafif sertçe vurduğumuzda bak tamamen ezildi. Deriyi araya sıkıştırdık. Bu kumaş için de aynı şey geçerli. Hemen uçlarımızı değiştiriyoruz. Şöyle. Yine aynı. Burada alta yerleştiriyorum. Tamam. Normalde üst kısmıdır. Hı hı. Şöyle yine takıyoruz. Üst kısmını yerleştirdim. Şu tam göbeğe oturtacağız kalıbı, yoksa yamukluk oluyor. Şöyle bazen tutuyor. Küçük bir tane daha vurdum. Siz hassasiyet gösteriyorsunuz ses evet. Yüzünden, yoksa o bir kere de oluyordur siz yaptığınızda evet, eminim. Evet oluyor. Şöyle bakın kapandı. Tamam. Şimdi bu parçamız hazır. Şöyle kenara alalım. İç kısmındaki parçalarımız evet, hazır. Evet tamam. Diktikten sonra takamayacağımız için. Hı-hı, şimdi takıyoruz. Şimdi, evet bu iç kısmı hemen şu şekilde yerleştiriyoruz. Şöyle duracaklar. Bazen insan şaşırıyor. Şöyle tamam. Duracak. Bunu kapandığında. Evet. Bunu şimdi kartlı kısmını yapacağız. Dış kısmı. Önce kartlar düşmesin diye. Hı. Şimdi büyük kısmı takacağım. Kartlar düşmesin diye şuralardan dikmemiz gerekiyor. Kart koyduğumuzda aşağıya kadar inmemesi gerekiyor. Hı hı. Önce buraları dikip ondan sonra bunu bu şekilde tutacağız. En üst kapağını böyle yerleştirip üçünü birlikte dikeceğiz. Hepsini, kartlık ve nakit kısmını hepsini birlikte dikeceğiz. Hepsini birlikte dikip bitireceğiz. Tamam. Önce buralar için tek iğne kullanmamız yeterli. İğne ardı dediğimiz daha pratik, çabucak bitecek olan. İğne ardı. Böyle hemen çok minik bir düğüm yapıyoruz. Normalde deride düğüm çok sevilen, yapılan bir şey değildir ama bu tür şeylerde çok minikçe şöyle ucunu yakıp şöyle ezersek daha belirginliğini azaltıyoruz.
Bak hemen önce ilkini zaten koyduğumuzda deliklerini hepsi birbirine eşit şekilde. Şimdi ikinciden çıkıyorum. Tamam. Önce ikinciden çıktım. Bire geri mi? Geri dönüyorum. Bire, tamam. Bire geri döndüm. Üçten ileriden çıkıyorum. Bunun üst kısmı makine dikişi, alt kısmı sap işi oluyor. Bakın şu şekilde. Hep aynı tekerleme gibi. Hep bir sonrakinden çıkıp. Evet. Bir öncekine. Bir öncekinden giriyoruz. Tamam. Bir sonrakinden çıkıyoruz. Bakın. İğne ardı. Güzel, bu kolaymış. Evet. Tabii çift iğneyle yapıyorsunuz, o biraz zor oluyor. Hani böyle yapsak genelde olmaz. Görüntü eğer iki tarafı da görüntü değişmesi sıkıntı değilse bu dikişi kullanıyoruz. Mesela fermuarlarda bu dikişi kullanıyoruz. Anladım. Şu şekilde diğerini de dikeceğiz. Şimdi bunu bırakıyorum. Diğerini de bakın şöyle şu estetik görünen kısım. Şöyle yapacağız. Tamam. Daha sonra onu diktiğimizde şu şekilde birbirini takip edecek kesikler. Parçalar tam birbirine. Hepsi üst üste gelmiş olacak. Gelecek yani. Ve birbirini takip edecek. Arada boşluk kalmayacak. Herhangi bir boşluk. Şu şekilde tutacağım. Şunu şuradan alayım. Sonra aynı şekilde burayı, bakın, içini de aynı şekilde bir mandalla ya da bir kıskaçla, ataçla şöyle tutturuyoruz. Tutturdum. Tamam. Dikecek kısmın ölçüsünü alıp iki iğneye geçiyoruz burada. Burada şöyle, artık evet, artistik dikişlerimiz başlıyor. Evet, çünkü bel iki tarafı da görünecek temiz makine dikişi olması gerekiyor. Evet. Yine mesafenin dört katından iki iğne boyu fazlasını alıyorum. Şöyle diğer iğnelerimizi alalım. Çift iğnemizi iki ucuna takıyorum. Böyle minik şeyleri dikerken ip çok uzun olmuyor. Dört katı olsa da. Onun için ipi kilitlemek daha iyi oluyor. İğneden kaçmasındansa. Şöyle iğneyi tutuyorum. Tamam. Uç kısmında. Bu şöyle dokuma gibidir. Mumlandığı için tabii toparlanıyor. Şöyle bir giriyorum. Şöyle bir iğneyi takıyorum ipe. Şu şekilde. Sonra çekiyorum onu. Şöyle düğüm yaptım. Bu daha çıkmaz buradan. Bu bir düğüm tekniği. Evet. İğneyi oraya, iple iğneyi birbirine sabitlemek için. Aynı şeyi karşı taraf için de yapıyorum. Şimdi çok uzun ipler kullandığımızda olmuyor. Çünkü 3-4 metre ip kullanıyoruz bazen. Dikecek alan büyük olduğunda. Öyleyken kullanamıyorsunuz çünkü böyle düğüm attığınızda ip iyice uzuyor. Olamıyoruz ona. Çok büyük olduğunda. Onun için böyle kontrol düğüm atmak zorlaşıyordur artık o kadar kesinlikle. Ama bunda çok çabuk düğüm oluyor. Ama burada küçük bir bölge olduğu için, yer küçük olduğu için ip bakın gayet küçük. Buna mukayyet olabiliyoruz. Şöyle ilk iğne birinciden İkinci iğne, ikinci delikten çıkarıyorum. Bu iğnemizin ucu biraz fazla ince. Şöyle bakın eşit şekilde tutuyorum. Tamam. Her zaman dediğim gibi ön ip dikiş önünün tersine şu şekilde iyice tutuyorum. Diğer iğneyi alıyorum. Onun üzerinden geçiyorum arka tarafa ve çekiyorum. Tekrar önden çıkıyorum. Burada boşluk bırakmadan değil mi? Sıradan bütün boşluk bırakmadan, evet. Bırakmadan sıradan şimdi devam ediyoruz. Öne gelen ip her zaman aynı. Öne tamam. Geleni parmağımla tutuyorum. Tamam. Biraz sertçe çekiştiriyorum içine diğer iğneyle içine girmeyeyim diye. Diğerini arkaya veriyorum hemen.
ve bakın birbirini takip ediyor parçalar. Aralarda boşluk olmuyor. Hemen önden çıkıyorum. Bu şekilde tamam. Dikişi güzel. Tamamlıyoruz. Çok zor gelmedi bana. Yok, çok zor evet. Değil. Çok uzun ip olunca biraz insan zorlanıyor. Ama evet. Böyle küçük şeylerde zor bir dikiş tekniği değil. Bir de keyifli böyle tekerleme söyler gibi değil, tekerleme yapar gibi böyle. Hı hı. Bir onu bırakıp bir onu alıyoruz. Bulaşmazsa hiç sıkıntı yok. Çok keyifli. Evet. Televizyon izlerken rahatça dikebileceğimiz. Hı hı, evet, şu an sizi izlerken de ben onu fark ettim. Gerçekten o kadar şey değil. Yani mesafe az olduğunda ve ipin boyu çok uzun olmadığında rahatça dikilebilir bir yöntem gibi duruyor. Evet. Peki, muhterem hanımcığım teşekkür ediyorum. Bunu da bu kadar detaylıca görmemiz yetti bence. Son kısımda tekrar buradayım. Peki. Evet efendim, artık sohbet köşemize geçelim. Çocuklarımızdaki merak duygusunu nasıl destekleyebiliriz? Detaylıca ele alacağız şimdi. Çocukların öğrenmek için en büyük motivasyonu merakıdır. Peki çocuklarda merak duygusu nasıl harekete geçirilir? Ebeveynlerin hangi davranışları çocuklardaki merak duygusunu köreltiyor? Konuyla ilgili merak edilenleri klinik psikoloji uzmanı Yeliz Aksu az sonra Yeni Güne Merhaba'da yanıtlıyor. Evet efendim, sohbet köşemizdeyiz. Konuğumuz bizimle, Yeliz Hanım geldi. Hemen ona dönelim izninizle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Yeliz Hanım? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de iyiyiz. Sağ olun. Yolculuğunuz nasıl geçti? Güzel, keyifli geçti. Güzel geldiniz. Güzel geldim. Ne kadar güzel. Geldim, biraz bekledim. Çayınızı içtim. Biraz sesim kısıktı. Belki biraz belli oluyordur. Sağ olsunlar. Biraz hoş sohbetti. Şimdi buradayım. Bu havalarda, bu geçişlerde, özellikle geçiş mevsimlerinde bir de belki alerjiniz varsa bilmiyorum. Evet, klima alerjim. Polenler, klima alerjim yani var. Biraz etkileyebiliyor hepimizi. Evet, doğru, aynı şekilde. Günlerde bu, çünkü ses sıkıntısı yaşayan insanlar da etrafımda çoğaldı biraz. Evet, hem aldım. O alerji durumu mevsim geçişlerinden dolayı hem de havalar hala ama siz de hak vereceksiniz zannediyorum. Yani yaz aylarına gireceğiz ama hala baharı yaşayamadan aldıramadık battaniyelerim oldu. Evet, gerçekten öyle. Doğru. Vardır bir hayır diyoruz. Vardır, kabul evet. Ediyoruz geldiği gibi. Evet. Peki Yeliz Hanımcığım, konumuza girelim yavaştan. Çocuklarımızı konuşacağız. Sizinle evet. Bu konuyu konuşmak çok zevkli oluyor. Onlardaki merak duygusunu konuşacağız ama onu nasıl destekleyebiliriz? Nasıl bir şey? Tamamen bizim hissettiğimiz gibi bir merak mı? Aynı şeyi mi anlıyoruz? Yoksa büyüdükçe, biz böyle yetiştikçe bazı şeylerimiz törpüleniyor, baskılanıyor. Aslında çocukluktaki o merakla bizim yetişkinken düşündüğümüz, hissettiğimiz aynı şey değil mi? Soracağım ama öncelikle anlatın bize, merak ne demek? Nasıl bir dürtü? Evet. Merak nasıl bir dürtü derken? Şöyle diyelim, merakın ve hayalin olmadığı bir dünya düşünün Ekmer Hanım. Merak yok, hayal de yok. Ne hissettin? Ben düşünemem. Benim gerçekten hayatımın merkezindedir güzel. Öğrenme hala ve merak. Hala içinizde bir çocuk var, çok evet. Güzel. Ya inşallah öyle değil ama gerçekten düşünemem. Merakın olmadığı bir dünyayı siz de düşünemediniz. Eminim bunu şu an hayal etmeye ya da imajine etmeye çalışan seyircilerimiz de buradan bunun olmadığını düşündü. Yani merakın olmadığı bir dünya, merakın olmadığı bir yaşam maalesef yok. O yüzden merak hayatımızın olmazsa olmaz parçalarından biri aslında. Ve merak bize doğduğumuzda gelir ve geliştirilebilecek bir şeydir. Geliştirilebilen bir duygudur. Aynı zamanda öldürülebilen de bir duygudur. Sadece gelişmez. Hani az önce dediniz ya, çocukluktaki merakla yetişkinlikteki merakımız aynı mı diye. Evet, maalesef aynı olmuyor. Yapılan araştırma şunu gösteriyor. Çocukların doğduğu andaki o merak duyguları, düşünün 0-2 yaşa kadar zaten çok yoğun. Okul öncesine kadar ayrı bir yoğunlukta, sonrası ilkokula başladıktan sonra azaldığı, yetişkinlikte daha da azaldığı, eğer bunun uygun yolunu bulamadıysa, hani böyle tamamıyla içe dönük, depresif ruh halinde olan, hiçbir şey yapmak istemeyen, hani bazen insanlar çıkar karşımıza ruhsal olarak, evet buna dönüşebiliyoruz. Ama neden dönüşüyoruz, nasıl dönüşüyoruz, öyle bir şeyle olmuyor. Onun bir yolculuğu var tabii ki, her zamanki gibi yine anne baba tutumlarımız, geldiğimiz doğduğumuz ev ve kendimizi nasıl geliştirdiğimiz ve kendimizi tanımamız. Çünkü merak da fıtri olarak gelen bir şey ama kişiye göre değişebilen bir şey. Benim merak ettiklerimle sizin merak ettikleriniz birbirinden çok farklı. Bu herkes için böyle. O yüzden de ilgi alanlarımız, genetik yapımız, hani merak duygumuzla çok ilgili. Ama meraksız doğan hiçbir
insan yavrusu yok. İnsan yavrusu merakla doğuyor. Değil mi? Evet. Yeliz Hanım biraz önce size önce Fatih hocamız, Fatih Aytaç konuğumuzdu. Onunla da çocuklarda işte daha doğrusu sadece çocuklar üzerinde değil ama çalışma özelinde sürdürülebilir, doğru bir çalışma, doğru öğrenme nasıl olmalı onları konuşurken o da merak noktasına vurgu yaptı. Yani öğrenme özelinde hani önce ilgisini çekmeli kişinin ya da çocuğun hani öğrenmek için yöneldiği şey dedi. Bizler için de aslında zannediyorum ömrümüz boyunca hayatımız sona erene kadar bu hiç bitmeyecek bir şey belki. İlgimizi çekmeyen şeye zaten yönelmek de istemiyoruz. Doğru. Burada peki çocuklardaki merak duygusu nasıl bir duygu? Onlarda nasıl bir şeye neden oluyor? Ve biz hani bunu her çocuğa özel mi gözlemlemeliyiz? Nasıl takip etmeliyiz? Fatih hocam çok güzel zaten dile getirmiş anlattığınız kadarıyla. Çünkü öğrenme insanoğlu var olduğundan beri var. Beşikten mezara kadar ne yapıyoruz? Öğreniyoruz. Çocuk doğdu. Ne yapacak? Öğrenecek ve insan yavrusu hayvanları da dahil edersek canlılar içerisinde öğrenmeye en muhtaç olarak doğuyor. Bir bebeği düşünün. Emecek. Anneye ihtiyacı var. Annesi yoksa bakım verene ihtiyacı var. Yani onun emmesinden, beslenmesinden, altının temizlenmesinden, sevgi ihtiyacına kadar ki bu da çok önemli. Hani en önemli ihtiyaçlarından biri. Hepsinde bir yetişkine, dışarıdan birine ihtiyacı var. Bu büyüme yolculuğunda da aynı zamanda bir öğrenme yolculuğu. Çünkü ne dedik? Beşikten mezara kadar öğrenir. Çünkü öğrenme yolculuğu biz var olduğumuz sürece başlıyor. Ölünceye son nefese kadar da devam ediyor. Bu iki süreç arasında bakarsak o kadar çok öğrendiklerimiz, öğrenmek isteyip de öğrenemediklerimiz, merak edip keşif yapmak istediklerimiz, engellendiklerimiz, bazen bunların sonucunda zararlı çıktıklarımız. İşte merak ettik, deneyimledik, acı çektik. Nasıl örneklendirelim? Biz genelde çocuklar doğar. İlk doğarken artık şu an anneler şöyle baby shower'larla böyle bir pembe bir dünya ile abartılı abartılı bebek doğar, ağlar, emmeye başlar. Uyku problemi, gaz problemi. Evet anne bir çileden çıktığını düşünebilir. Bir yetersizlik duygusuna kapılabilir ki bu çok normal. Bebek sonra yürümeye başladığı andan itibaren keşfeder. Karıştırır yani o konuşma dili açılıncaya kadar kendimizi çünkü dilimizle ifade ediyoruz. O süreç dil bağlantımız çözülünceye kadar işaret dili bakar, karıştırır, dokunur. Hatta çok küçük bir bebeğe dokunun ne kadarlık olsun tutma işte 6 ay gibi bir gelişir diyelim ki. Parmağımızı uzatırız bebeklere. Bebek ne yapar? Onu bir tutar. Evet. Bir hoşumuza gider. Aa tuttu. Bebek gülücük atar. Ne deriz ki? Aa bu beni sevdi, beni tanıdı deriz. Aslında sadece bebek öğrenmiyor. Biz de bir öğretme yolculuğunda oluyoruz. Yani sadece öğrenen insan yavrusu değil. Onunla birlikte öğretme isteği, o merak bizde de var. Küçük bir çocuk görünce hemen bir oyuncak veririz. Hadi bak bakalım bir şey sorarız. Aa bu ne renk? Yani en basit bir 4 yaş çocuğu bulsak ilk yapacağımız şey bir şey sormak olur. Ya da işte halk arasında ilk bir şey sormak için halk ne der? Bu soru doğru bir soru değil ama anneni mi seviyorsun babanı mı seviyorsun? Hemen bir merak ederiz, bir sordurtururuz. Öyleyse öğrenme evet bir uzun bir süreç. Sadece öğrenme duygusuyla değil öğretmek duygusu da bizde aynı zamanda var. Çocuk da öğreniyor ama bu öğrenirken hareketlendiği andan itibaren yani yaklaşık 1-1,5 yaşından itibaren bu zamanla birlikte dil gelişimi de gelişiyor. Ve çocuk sürekli karıştırıyor, koşuyor, hopluyor, zıplıyor, kırıyor aynı zamanda. Çocuk büyük bir merak duygusuyla geliyor aslında keşfediyor çocuk. Çekmeceyi açmazsa onun içinde ne olduğunu bilmezse nasıl öğrenecek? Ama çekmeceyi karıştıran biz çocuğa biz ne olarak bakarız? Yaramaz. Yaramaz. Evet. Kırıyor, o etiketi yapıyor. Yedi durdu. Dur yapma etme düştün dedik. Evet. Biz ne yaptık? Evet oradaki çocuğun öğrenmesine bir nevi ket vurduk. Ya da işte çocuk geldi buraya bir küçük çocuk gelse hemen ne yapacağız? Cıs elleme düşersin. Dokunma. Evet dokunma. Bu sadece evimiz içinde değil parklarda da biz bunu çok yapıyoruz. Ben çok şahit oluyorum. Dur aman tehlikeli ya. Düşersin. Bir serbest bırak. Çocuk keşfediyor. Çocuk öğrenmek istiyor. Bununla ilgili bir araştırma yapılmış. Yurt dışı araştırması. Bir oyuncağı uzak bir yere koymuşlar. Ve gözlemci olan araştırmacı profesör odadan çıkıyor. Oyuncak çocuğun eline de bir de tırmık veriyor. Çocuğun ne yapacağına bakıyor. Çocuk o tırmıkla o oyuncağa ulaşmak için çabalıyor. Onu alıyor ama araştırmanın ilginç sonucu şu ki çocuk o aldığı oyuncakla oynamıyor. Bırakıyor. Ne yapıyor? Onu geri başka bir yere fırlatıyor. Fırlatıyor. Çünkü merak ediyor bir sonrakinde onu nasıl alacak?
bir nevi deneyimliyor. Biraz uzağa atarsam ne şekilde alacağım, yakına atarsam, yani bununla kavruyor, uğraşıyor, beyin çalıştırıyor ve pek çok çocuk bununla bu şekilde oynuyor. Yani alıp hemen oynamıyor. Çocuklarda böyle değil midir? Anneler nelerden şikayet eder? İşte şu kadar paraya oyuncak aldım, geldim eve kırdı. Ya da iki dakika oynadı sonra attı köşeye. Aslında evet, çocuk sadece köşeye atmaktan ziyade onu kurcalıyor, bakıyor, bakarken kırılıyor. Yani bunlar olacak şeyler. O yüzden de hep söyleriz ya annelere. Yani kırılacağını bile bile çok lüks pahalı oyuncaklar almak zorunda değilsiniz. Evet. Ya da şöyle düşünelim. Çocuğunuza çok güzel bir saçlı bir bebek aldınız. Ertesi günü bebeğin saçını kesti. Ne yapar o anne? Yani niye kestin, daha yeni aldık, onunla oynayacaktın, ne hale getirdin bu bebeği tepkileri? Şimdi söyleyeceğim, bir hafta öncesi anneyle o çocuk kuaföre gitti. Anne saçlarını kestirdi ve anne dedi ki nasıl oldu, güzel olmuş muyum dedi. Geldi babaya gösterdi. İşte herkes aa çok güzel olmuş, nasıl güzel olmuş, ne güzel kesmiş denildi. Çocuk da bir merak geldi. Geldi aslında ne yaptı? O da bebeğini güzelleştirmek istedi, annesine deneyim, benzetmek istedi, belki kuaförcülük oynadı, belki içindeki kuaför yeteneği var, bunu denemek istedi. Aynı şekilde bebeğinin elbiselerini de kesti, belki bir terzicilik oynadı. Aslında çocuk orada üretiyor, yaratıyor ve ona sorsanız bunu dile getirecek olsa şu an ne kadar masum, kızabilir miyiz? Anne ben de senin saçlarına benzetmek için bu bebeği yaptım dese. O zaman bir değişiriz. İşte biz ne yaptık? Çocuğu orada bir engelledik, onu bir ketledik. İşte çocuk ne yapıyor? Resim yapıyor. Resim yapan her çocuk sınırlarını çok iyi bilmiyorsa ve de gösterilmemişse duvarı da boyayabilir, yeri de boyayabilir. Evet. Bunu geliştirebilir. Her resim yeteneği varsa zaten onu durdurak bilemezsiniz. Kesin boyayacak. Ama biz ne yapıyoruz? Ama bunu yapıyoruz Yeliz Hanımcığım. Yapıyoruz. Şimdi yani duvar boyandığında tepki vermeden durmak zor. Evet, burada tabii ki hiç sınır olmayacak diye değil, bunu anlatacağız çocuğa. Yaptığında kızmak yerine eline bezi verip sileceğiz ya da ona bir alan çizeceğiz. Eğer boyamayı seviyorsa evet, bir köşemizi feda edeceğiz. Peki, o köşeyi feda etmek de o da bir sınır. Al senin odanın şu köşesi bu. Ya da bir duvar panosu yapabiliriz büyük bir şekilde. Burayı istediğin gibi çiz ama evin diğer odalarını boyaman doğru değil deyip anlatabiliriz çocuğa. Ama ona bir alan tanımak zorundayız. Bu alanı tanımazsak çocuk nasıl enerji boşaltacak? Bir de şöyle düşünün, bu yetişkinler için de geçerli. Çok lüks bir restoranta gittiniz ve yemek ilginiz çok yüksek ve karnınız çok aç. Birbirinden çeşitli tatlılar, pastalar o kadar güzel süslenmiş ki ne yaparsınız? Hepsini yemeyeceğine göre tatmak istersiniz. Şöyle bir an önce de bir bakmak istersiniz. Aklınız orada kalır bir an önce, değil mi? Bunun gibidir. Yetişkinler de böyledir. Çocukların dünyası da böyledir. Çocuk merak ediyor. Biz nasıl merak ediyoruz? Şu çikolatalı, şu muzlu, acaba şunun içinde ne var? Deyip nasıl ki bir merak ediyoruz, bir tarif alıyoruz, bir ilgileniyoruz, bir tadıyoruz. Bir başka bir aleme giriyoruz öyle bir. Çocuklar da bunun gibi. Çünkü onlar da dünyayı keşfederken nasıl bilecek? Çocuk çekmeceyi açmazsa elinin oraya sıkışabileceğini de bilemez. Çekmecenin içindeki onun ilgi alanına girmeyen çamaşırlar, çünkü bir süre ilgilenecek. Bir süre sonra burada çamaşır var diyecek. Bırakacak zaten orayı çocuk aynı şekilde. Bunların hiçbirini öğrenemez, keşfedemez. Biz ne yaptık çocuğu o zaman? Dur, yapma, etme, cız. Çocuğun beyninde neyi verdik? Evet, bu dünya güvenilmez. Sen bu dünyada şu sınırlar içerisindesin. Bir robot gibisin. Benim istediğim kadarını elleyebilirsin. Gerisini elleyemezsin, dokunamazsın. Senin hiçbir şeye hakkın yok mesajını vermiş olursun. Sınırlandırdık. Ve çocuğumuza çoğunlukla da bunu yapmıyor muyuz? Pek çok kereler bunu yapıyoruz. Yapıyoruz. Peki şimdi Yeliz Hanımcığım şöyle soracağım. Çocuk var, çocuk var derler ya. Şimdi bazı çocuklara baktığınızda gerçekten hani o kadar hareketli ve o kadar meraklı oluyorlar ki. Yani bir anda sanki o etrafta ne var hepsini böyle bir sıradan geçiriyor. Hangisinden başlasam hop gidiyor. Ve sonra hızlıca böyle ona bakıyor, buna bakıyor, öbürüne atıyor. Hepsini çünkü tecrübe etmek istiyor. Bazı çocuklar çok daha sakin. Belki o da merak duygusu yaşıyor ama böyle bir duruyor, işte sakince izliyor. Ne tarafa gitsem en çok, belki bilmiyorum en çok hangisi dikkatimi çeker diye mi? Ya değişebiliyor. Şimdi burada ailelere düşen farklı farklı çocuklarda, ki aynı aileye ait çocuklar da olabiliyor bunlar. Bazısı gerçekten aynı ailenin iki çocuğu birbirinden çok farklı olabiliyor. Her birine farklı davranış şekli mi geliştirilecek? Ya da mesela bu çocuğumun merak duygusu işte zayıf, ben bunu geliştirmek için çalışmalıyım diye mi düşünmeli aile? Evet, şimdi aile bir kere çocuğunun genetik
geliş özelliğini bilmesi gerekiyor. Çocuk evet çok hareketliyse biz ne diyoruz ona? Biraz kinestetik bir çocuk bu, hareketli. Hı. Bu deneyerek öğreniyor. Bu deneyecek, bir dokunacak yani. Dokunmazsa olmaz. Ama bazı çocuk da dediğiniz gibi daha yavaştır. Oturur, otur otur, kalk kalk. Hani çok istisna çocuklardır bunlar. Onun da fıtratı budur. Eğer çocuk çok öğrenmeye ilgisi yoksa, hani biraz daha hazıra bekliyorsa, elbette ki onun öğrenme alanını açmak gerekecek. Diğerini zaten öğretmek için ekstra bir şey yapmanıza gerek yok, ama onu sadece çok korkutup onun merakını öldürmeyin. O dokunarak, yani dokunsal bir çocuk. Onun dokunması lazım. Onun görmesi lazım. Hı. Ha, diğer çocuk da işitsel bir çocuktur. O oturur. O dinlemeyi bekler. Bizler de böyle değil miyiz? Aynı bu şekilde gibi. Aslında yetişkinlerde evet, de benzer pandemi şeyler öncesi var. Bir İran'a gitmiştik bir müzede. Sarayların porselenleri sergilenmiş. Aha. Bir kısmında da saray hanımlarının kıyafetleri, böyle şapkaları, böyle işte o kabarık elbiseler, çeşit çeşit şapkalar. Ve çok ilgi çekiciydi ve biz İran'ı yaklaşık 10 gün boyunca gezdik ve gitmediğimiz müze kalmadı. İran, evet, dönüşte muazzam bir ülke. Aklımda kalan, evet, o kadar tarihi yerde bu mu oldu? O mu kaldı? Ben evet, yani bir kısmının ama içerisinde bir şeyle o porselenler yani. Evet, ne kadar etkileyici dedim. O kıyafetlerin, o kültürün yansıması o dönemlerde. Çünkü ayrı bir odaya gidiyorsunuz. Ayrı bir kıyafet kültürü. Yani işte, her odada farklı bir kültür. Evet, neredeyse yüzyıllar öncesinin kıyafetleri bunlar saklanılmış. Çünkü orada neyi veriyor? O ülkenin yaşanmışlığını veriyor. Adetini veriyor, geleneğini veriyor. Ve o porselen tabakların işlenişleri de böyle. Hakikaten çok hayran kalmıştım ve eminim oraya dokunmak yasak olmamış olsaydı ben dokunmak isteyeceğimdir. Ama bu benim ilgi alanıma girdi. Bir başka arkadaşımızın başka bir alanına girdi. Biz yetişkinler de aslında merak duygumuz ölmediyse, ki zaten ölmesin, biz de buna bakmak istiyoruz, merak ediyoruz. Çünkü çocukların dünyası ise onların dışındaki her şey büyük, yetişkine bağlı. Düşünün ki biz de büyük bir yetişkin, işte nerede kaldık? Restoran örneğinde. Yemek saati geldi ama dediler ki dokunamazsınız, yasak. Hiçbir şey yenilmeyecek, böyle beklenecek. Ne yaparsınız? Çok gerilirim ben. Hayal kırıklığı yaşarsınız. Yani, niye geldik yaşarsınız o zaman? Bir de önümüzdeler. Evet. Yani. Bu sosyal medya fenomen anneleriyle ilgili çok espriler dönüyor biliyorsunuz. Bir sofra düzeni, fotoğraf çekmeden asla kimse yiyemez misali. Çocuk da bunun gibi. Ulaşamadığı, engel gördüğü o şeyin her birinde bir engelleniyor. Ya umutsuzluğa düşüyor ya hayal kırıklığına düşüyor. Yapılan araştırmanın diğer bir sonucunda da, hani ilkokulda merakı giden çocukların araştırmanın devamında da o yaşlarda daha çok o merak ettiği şeyden sonra, ulaşamadığından sonra hayal kırıklığı ve umutsuzluk yaşadığı belirleniyor. O çünkü, çağda beni umutsuzluğa düşürüyor. Evet, çünkü öğrenme sistemimiz neden böyle oluyor? Bu yurt dışı araştırması, eminim Türkiye'de de yapılsa çok farklı şey çıkmayacak. Öğrenme sistemimiz soru sormaya, ilgiye, meraka dayalı değil maalesef. Cevap odaklı. Evet. Soru soran çocukları halk arasında da kimse sevmez. Maalesef istisnai okullar var ama okullarda da pek sevilmeyebilir. Şimdi bu okul öncesinde niye bu kadar yaygın? Ben yaklaşık 15 yıllık okul öncesi yerlerde hem yöneticilik hem danışmanlık yaptım. O süreçlerde de çok iyi gözlemlediğim bir şey. Anaokulları bunun için keşfe, öğrenmeye daha açık. Çok daha açık. Sınıf sayıları az, daha bireysel, iki öğretmenler oluyor vesaire. Ve çocukların gelişerek, gözlemleyerek Montessori eğitim yöntemlerinden ve Gardner'ın çoklu zeka sistemlerine yönelik uyarlanan eğitimlerimiz mevcut. Ama maalesef çocuk bunu bir üst aşamaya taşıdığında bunu öğrenmiyor. Çünkü sınıf sayıları kalabalık. Bu da bir gerçeğimiz bizim şimdi. Doğru oturup doğru konuşmak lazım. Devlet okulları sayıları hala çok yüksek. 40 kişilik, 50 kişilik sınıflarda öğretmen de tabii ki ilgi odaklı, merak odaklı bir eğitim sistemine ya da proje tabanlı bir öğrenme sistemine geçmesine tabii ki mümkün değil. Evet. Ama ne yapılabilir? Evet, öğretmenlere çok iyi düşüyor. Bir çocuğun öğrenmesi, merakı, ilgisi, evet, ailede başlıyor diyebilsek de bunun sürdürebilirliği öğretmenle de taçlanabilir. Bu yüzden eğer öğretmenler, ebeveynler çocuklarda merak duygusunu öğretmek istiyorsa, birincisi kendi merak duygularını da birincisi yaşasınlar. Çünkü benim temel felsefem, çocukla çalışıyorsak, çocuklarımızın iyi olmasını istiyorsak, bir şeyler yapmak istiyorsak önce ben. Önce anne, önce baba, önce ebeveyn bu duygusunu gerçekleştirecek. Bu duygusuna bir ses verecek. Benim içimdeki merak ne diyor?
benim içimde hangi merak edilmemiş duygum var? Hangi bastırdığım duygular var? Hı. Şimdi buradan farklı yere bağlayacağım. Konuyu çok da dallandırmak istemiyorum ama eğer benim içimde bir tıp okumak, eğer bir ressamlık kaldıysa, bir sanat kaldıysa, ben bunun karşılığında ailem istedi diye hukuk okuduysam ve sonrasında da çocuğuma sanat oku, tıp oku diyorsam, bu benim kendi ilgi alanım, kendi doyurulmamış isteğimle ilgilidir. Hı hı. Ama benim çocuğumun alanı doğaya yatkın. Çocuğum kaşif olmak istiyor. Belki de bir çiftçi olmak istiyor. Belki de bir aşçı olmak istiyor. Ona o alanı tanımam lazım. Çocuğu çok iyi tanıyıp ilgi alanını, merak alanını gerçekten bilmek bu anlamda çok önemli. Hı hı. Peki bir de şunu merak ediyorum. Şimdi biraz önce de söylediğim gibi hani çocuktan çocuğa değişebiliyor ama siz gerçi o hani çocuğun öğrenme tarzıyla işte hangi yönünün daha aktif olduğuyla da ilişkilidir dediniz. Peki burada anne babalar şimdi çocukların o merak duygularını köreltmemek için daha çok neye dikkat etmeliler? Ya da geliştirmek için benzer soruyorum gibi oldu ama şunu kastetmeye çalışıyorum. Şimdi bir çocuğun soru soruyor olması ne kadar önemli ve bu sorulara, çünkü o kadar ucu açık sorular ki, nasıl yaklaşmalı aile, hangi noktaya kadar cevap vermeli? Bazen gerçekten size cevabını bilemeyeceğiniz ya da onların anlayabileceği şekilde ifade edemeyeceğiniz sorular sorabiliyorlar. Ne kadar kritik bu sorularla karşılaşma ya da onun daha çok soru sormasını sağlama çabaları? Bununla da ilgili bir araştırma yapmışlar. Onu da belirteyim. Buyurun, söylerken buyurun. Aklıma geldi. Yine yurt dışı bir araştırması. Bir üniversitede öğrencilerin İkiye ayırıyorlar. Bir gruba hoca soruları soruyor ama cevabı da veriyor. Hı hı. Öbür gruba da soruları soruyor ama cevabı vermiyor. Kendiniz bulun deniliyor. Ve fMRI sistemleriyle ilgili olarak çalışma yapılıyor o yöntemle. Ve sonrasında araştırmanın sonucunda şu çıkıyor. Soru sorulup cevaplarını veren kişi zaten cevabı bilmiş olduğu için beynin merkeziyle ilgili bir gelişim yok. Bir hareket alanı olmuyor. Ama o soruların cevabını bilmeyen o arada ne yapıyor? Muhakeme ediyor, düşünüyor, bulmaya çalışıyor. Orada beynin gelişimiyle ilgili hareketlenmelerin olduğu görülüyor. Bu yüzden de buraya bakınca evet merak ettiğimiz şey merak aslında öğrenmeyi bir nevi fişekliyor. İyi bir şeyi öğrenmek istiyorsak bunun için merakımızın ilgisi olması önemli. Çocukların da neye ilgisi var? Merak eden çocuklar istiyoruz. Öğrenen çocuklar istiyoruz. Çocuğun alanı neye yatkın? Çocuğun sanata mı yetkinliği var? Edebiyata mı yetkinliği var? Çocuğun müziğe mi yetkinliği var? Çocuk kinestetik, hareketli bir çocuk, spora mı alanı var? Birincisi bunu bilmemiz gerekiyor. Çocuğu çok iyi tanımamız gerekiyor burada. Çocuğu çok iyi tanıdık ve çocuklar çok soru sorar. Bu ne? Ne işe yarıyor? Çocuğun bu dünyasını cız yapma etme demeden önce açıklamamız gerekiyor. İşte çocuk ne istedi? Bardak istedi, su istedi. Kaç yaş çocuğu olsun? Bir yaş. Kendi başına içmesini istiyoruz ama camı düşürüp kırıp endişeleniyorsak biz ne yapacağız ona? Bir süreliğine bir plastik bardaktan verebiliriz. Ya da çocuğa eşlik ederip bak bu cam bardak hafif ağır ben sana vereyim tut deyip onun kontrolünü sağlamak alttan olur da düşerse diye. Cız yapma etme değil. Çocuk doğdu biz ne yapıyoruz? Evimizdeki eşyalarımızı birden kaldırıyoruz, izole ediyoruz. Çocuk sonra başka bir eve gidiyor. Evet bambaşka ama kinestetik hareketli çocuklarda evet bazı eşyalar zarar verici eşyalar kaldırılabilir. Bu mümkün. Kendine zarar verecek kadar hareketli olan çünkü hareketli çocuklar aynı zamanda da dikkat eksikliği de görülebiliyor. Çeşitli kazalar yaşanılabiliyor. Sonra çocuk büyüdüğünde de sınırlarımızı anlatmak. Bu bizim evin kuralı. Başka evlerde başka kuralların olduğu söylenilebilir. Evet çocuk geldi siz evde masaya dokunabiliyorsunuz ama işte bir yere ziyarete gittiniz. Komşunuz dokundurtmuyor ya da aşırı titiz ya da herhangi bir şey ya da evinde işte çok lüks bir vazo, antika bir vazonun olduğunu gördünüz. Ve bir anne öyle bir eve gidince neye korkar? Eyvah benim çocuk oraya gider de onu kırarsa diye o anne o evde maalesef rahat oturamaz. İşte o zaman sınırlar gelebilir. Belki kaldırılması söylenilebilir eğer anne de rahat oturmak istiyorsa. Çünkü 2 yaş çocuğu onu merak edecek, ona bir bakacak yani. Bir dokunacak ne? Ne işe yarıyor bu diye. Çünkü biz de öyleyiz. Yeni bir aile çıkıyor, yeni bir makine çıkıyor. Bilmek istiyoruz, bakmak istiyoruz. Çünkü çocuklar keşfediyor, merakla, ilgi alanlarıyla öğreniyor. Çocuğun bu duygusunu bir kere öldürmemek gerekiyor.
Çocuğun sorduğu sorular karşısında bilebildiğimiz oranda yaşına uygun cevaplar vermek gerekiyor. Ve şunu da çok yapıyoruz, bilmiyorsak da bilmiyorum demekten çekinmemeliyiz. Şu an bu sorduğun soruyu bilmiyorum, hadi birlikte bakalım mı? Çünkü artık teknoloji elimizin altında. Yazıyoruz Google amcaya, o bize söylüyor. Yani bilmiyorum demekte yanlış hiçbir şey yok. Çocuğa yanlış bir cevap verip yanlış yönlendirmektense şu an bilmiyorum, ben de merak ettim. Çocuğumuzu sadece hafta sonları gezilerinde ebeveynler ne yapıyor? AVM gezisine götürüyor. Bir AVM gezisi, her hafta yapılan bir AVM gezisi çocuğa bir şey öğretmez. Çocuğumuzu aldık bir doğaya götürdük. İşte baktık yapraklar sararmış. Aa, yapraklar sararmış. Sence bu yaprak neden sararmış? Oradan bir sonbahara bağlayabiliriz. Yaprak yaşarmış, çiçekler açmış. Oradan bahara, yaza bağlayabileceğimiz o kadar çok şey var ki. Yani biraz bu manada çocukların o ilgilerini canlandıracak ya da cezbedecek davranışlar mı geliştirmek? Anne babanın tutumları evet burada çok önemli. Onu orada yönlendireceğiz. Hadi oradan ya. Sen de bilmezsin. Büyüyünce öğrenirsin. Ya şimdi bunu öğrenmek sana ne katacak dersek bitti. Çocuk nasıl öğrenecek hayatı? Ve hayat şimdi kendi yolculuğumuza bakarsak hiçbir şey bilmediğimiz bir anda şu anki bilgi sistemimize bakarsak o kadar çok şey öğrenmelerden geçiyoruz ki. Ama bu öğrenmeler deneyerek yanılarak evet merakla geliyor ama hepsinde öğrenme olmuyor. Bazılarında olumlu öğrenme oluyor, bazılarında olumsuz bir öğrenme oluyor. Yani eğer bir çocuk hızlı koşuyorsa, bir taş önünde varsa, düştüyse evet bu acı bir deneyim. Ama bir sonrakinde koşarken oradaki taşa bakmayı öğreniyor. Bir sonraki düşüşünde evet düşersen biz neyi öğretiyoruz? Düştüğün zaman kafanı koru diyoruz çocuğa. Ne yapıyoruz? Düşmenin çeşitlerini öğreniyor. Öğrenmek zorunda ama her defasında da düştüğü yerden kalkıyor. Çocukları düşünelim, bu örneği pek çok verdiğim bir örnek. Bir yaşında yürümeye başlıyor ve çocuk milyonlarca kez düşüyor. Ama hiçbir çocuk ya yarın artık yürümeyeceğim, dün düşmüştüm dizim acımıştı bundan vazgeçeceğim demiyor. Tekrar o ilgiyle o merakla keşfetme yolculuğuna gidiyor. Ben başlıyor. Aynı şekilde. Siz çocuğa evet bu bir soba artık sobada kalmadı belki ama bunu eline işte sıcak olsun ateş olsun. Çünkü kaza yapılan araştırmalar bir de şunu göstermiştir ki 2 yaş 2-3 yaş en büyük kazalarında olduğu yer işte yanmaların, dolap düşmelerinin, çekmece altında kalmaların vesaire. Çünkü orada dediğim gibi koruyucu tedbirler. Çünkü çocuk ne yapıyor? Merak ediyor. Elini prize sokuyor. Ne var diye. Biz ne yapıyoruz? Bu senin için güvenli değil deyip kapak yapıyoruz bir süre. Biraz büyüdükten sonra ona anlatıyoruz. Bu yaşa kadar da evet biraz sınırlarımız oluyor. Ama bu çocuğun öğrenmesine engel değil. Yani orada ani tepkiler vermek yerine çocuğa anlatmak. Çocuğa zaten anlatınca ateşte buhara hep şöyle gösteririm çocuklara. Çünkü çocuklar bunu bilmiyor. Bak orada çay var, bu sıcak, getir eline. Bak böyle biraz dokununca zaten çocuk böyle kendisi çekiyor orada. Sıcak diyoruz. Değil mi? O sürekli bizim anlatmamız hani tekrar söylüyoruz. Kaç kere anlatınca ufak bir deneyimlemek. Bir deneyim yaptır. Kesinlikle. Çünkü cız yapma deyince çocuğun kafasında bir cız yapma var ama ne bu cız bu? Yapma yani ne? Afaki bir şey. Ama onu hafif yadaştırıp deneyimlettirince onun ısısı gelince zaten bu şekilde. Çocuğa merak duygusunu işte ne oldu çocuk merak etti. Bir deneyimledi. Aslında çocuk öğrendi orada. Ya da aynı şekilde çocuklarımız da işte her anne evinde mutlaka kek yapıyor, hamur açıyor. Çocuklarını o arada çağırsa bir şekilde işte bir dondurma yapsa. Bak sıvıydı şimdi dolaba koyacağız. Bu katı olacak, donacak. Donduktan sonra eriyecek. Yani çünkü bunların hepsi bir deneyimlemedir. Ama yeni nesil sanki bir eski kuşağa oranla bunlardan biraz daha mahrum. Sanki daha bir cam kavanozda yetişiyor. Daha yapmaları etmeleri var. Bizim nesil dediğim 45'li belki 50'li üst versiyon. Çünkü biraz daha bu konuda çok böyle cam fanuslarda yetişen çocuklar olmadık. Deneyimledik hayatı. Biraz deneyimlemeler daha evet merak ettik. Kışın üşümeyi öğrendik. Eve gelince soba başında ellerimiz titrese de onu ısınmasını öğrendik. Hayatımızda balon olup uçan balon olup da kaçmayan o jenerasyonda kaç kişi var? Üzüldük, ağladık. Aslında bunların hepsi bir deneyimleme. Merak ettik. Ben o uçan balonu bırakırsam aslında yani biliyoruz uçacağını ama deneyimlemek istiyoruz. Yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Bunları sonradan geriye de güzel anılar olarak bakıyoruz. Bunların hepsi bize öğretici.
Çünkü bizi biz yapan şeylerin içerisinde evet öğrenme var, merak duygumuz var, ilgilerimiz var. Eğer bu ilgilerimiz, bu meraklarımız desteklenirse anne babamız tarafından bizi o alana götürür. Eğer çocuğun resim yeteneği ilgisi varsa, anne baba ona ket vurmadıysa belki geleceğin ressamı olacak. İzin vermek gerekiyor o alanına. Peki. Yeliz Hanımcığım çok teşekkür ediyorum. Bugün bizimle bu güzel konu başlığıyla birlikte olduğunuz için. Varsa bizler için, ailelerimiz için, bizlerin de merak duygusu için rica edeyim son cümlelerinize. Süremizin artık sonuna geldik. İçimizdeki çocuğu biz yetişkinler de öldürmeyelim. Merak duygumuzu canlı tutalım ki geleceğin nesillerine de bunu yaşatalım. Yani öğrenmek istiyorsak ve öğretmek istiyorsak her zaman merak duygusuna, ilgiye ihtiyacımız var. Çünkü merak öğrenmeyi tetikler. Öğrenme merakı, ilgiyi, düşünmeyi, soru sormayı bu da bizi geliştirir. Peki. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun siz de. Evet efendim, bugünkü buradaki, bu köşedeki yayınımızı da böylece tamamladık. Bu güzel iki konu başlığımızla şimdi kapatmadan önce tabii ki muhtelif işler köşemize geçiyoruz. Evet muhterem hocam, ne durumda cüzdanımız? Cüzdanımız bitti, sadece kenar düzeltmeleri kaldı. Tamam, o tamamını diktik. Evet, diğerini de başladım. Belki onu da bitirebilirim diye ama bitmedi. Şöyle göstereyim. Şimdi diktik. Şurada bazen şu potluklar delmedeki çok milimik, yani 0.1 milimlik belki bir hata ya da derinin... Derinin karın kısmı daha yumuşak olur, sırt kısmı daha sert olur, kafa ve boyun kısmı. Karın kısmı yumuşak, bazen öyle yumuşak yere denk geldiğimizde... Çok dikkat, hafif potluk olabiliyor. Evet, hafif bir potluk olabiliyor. Kullanıldıkça, kartın modelini aldıkça geçecektir. Tabii bu kenarlarda hafif, bakın böyle bir yine sonuçta bu el yapımı... Çok hafif milimik böyle fazlalıklar oluyor. Bu fazlalıkları tekrar biz diktikten sonra... Yumuşatıyor muyuz yeniden? Tekrar kesiyoruz. Ha, kesiyoruz. Dikişe çok zarar vermeden. Şuradaki bakın çok minik fazlalıklar var. O fazlalıkları alacağız. Sonra yine şimşir ve vaxlı birlikte kenar bakımını yapacağız. Şu şekilde çok hafif hafif bıçağımızı, dediğim gibi modele zarar vermeden fazlalıkları alıp burayı tamamen düz şimşirleyecek, düz hale getirmemiz gerekiyor. Şöyle. Bakın hiçbir şey kalmadı. Herhangi bir dikişte de zarar gören bir şey olmadı. Şimdi tekrar burayı, şimdi şu parçalar da şeyle, waxla birlikte hafif bir yapışacak. Birbirine. Birbirine yapışacak ve bu zemin tamamen, şurada da çok hafif bir fazlalığımız var gibi duruyor. Bakın bunlar çok tüy kadar, çok çok ince, minik, ince şeyler. Şimdi yine waxımızı süreceğiz ve kenarları iyice parladıktan sonra kullanıma hazır hale gelecek. Hem de bu şekilde parçaların birbirine yapışmasını sağlayacağız. Şu mesela kullanırken şu açıklık olmasın diye. Güzel. Öyle yapıştırıyor. Biraz evet. Ekleme şeyi de etkisi varsa. Biraz parlatıcı. O parlatıcı biraz hafif böyle bir yapışkansı bir dokusu vardır. Güzel. Onunla birlikte hem parlatıyor hem yapıştırıyor. Güzelleştiriyor. Şu şekilde iyice yediriyoruz. Bakın hiç kremden eser kalmıyor. Hatta parmağımızla bile o sıcak temasıyla bile yumuşayabiliyor. Şu şekilde. Böyle her tarafına değil mi? Tamamına. Her tamamını. Zaten buraları yapmıştık. Evet, buraları yapmıştık. Ne kalmıştı? Sadece bunlar kalmıştı. Diktiğimiz yerler aslında. Evet, diktiğimiz aynen. Yerin bütünlük sağlaması için şu şekilde tam kalın kısmını, aynı kalınlıkta olan kısmı
iyice parlayacak şekilde, bir bütünlük sağlayacak şekilde perdahlıyoruz. Bakın şöyle göstereyim. Çok güzel oldu. Şuraya bakın. Hem küçücük oldu hem evet, evet, o kadar farklı ki. Tamamen bir bütünlük. Gibi. Evet, bir bütünlük. Bunun tamamını perdahladığımızda kullanıma hazır bir kartlık, cüzdan. Yani bayanlar da hazır olmuş isteyen olacak, bayanlar da kullanabilir. Şu şekilde. Söylediğim o, bakın çok hafif bazen şu eğrilikler vururken. Ben onları seviyorum açıkçası muhterem hocam. Yani şöyle el yapımı diyoruz ya aslında evet, onun kendine özel şeyini de gösteriyor. Kesinlikle. Yani bizi bu çağ artık böyle kusursuzluğa, hatasızlığa böyle sürekli böyle bir zorluyor, baskılıyor ama hayır yani her şeyde bir hata, bir eksiklik vardır, olmalı. Fıtraten de hepimiz böyleyiz. Kesinlikle ve öğrencim öyle demişti. Hocam o hatalarıyla daha güzel. Kesinlikle. Hani bunu giderelim dediğimde hayır hayır öyle kalsın ki o el yapımı sonuçta. Doğru. Fabrika çıkışı değil. Evet. Onun için böyle. Biz de bu el yapımı için elinize sağlık diyoruz. Çok teşekkür çok ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Bugün burada ben olduğunuz teşekkür için ediyorum. Sağ olun. Evet efendim, bugünkü yayınımızı da böylece tamamladık. Yarın tabii ki aynı saatte bu ekranda yine sizlerle buluşacağız. Konularımızı da söyleyelim, öyle kapatalım. Öncelikli olarak yarın mesafeli satışta yaşanan tüketici problemlerini konuşacağız. İkinci konumuz ise ailede rol dağılımı ve sınırlar olacak efendim. Yarın görüşünce de kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.